Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Tuzla'da Sedef Tersanesi'ndeyiz. İstanbul Tuzla'da ve TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin şu an uçuş güvertesindeyiz. Kamuoyu bu gemi uçak gemisi olarak addetse de bu geminin çok daha farklı bir rolü var. Amaç burada askeri anlamda bir tabur askeri, çeşitli ekipmanları, zırhlı araçları, tankları, amfibik zırhlı araçlarıyla beraber bir noktadan bir noktaya götürebilmek ki tam yüklü olarak 9000 deniz mili, yani buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar bu gemi rahatlıkla gidebilecek seyir menziline, siyasına sahip bir gemi. Bunun yanı sıra Türkiye tabii 2015'te bu projeye başlarken amacı deniz kuvvetlerine katıldığı zaman bu gemi F-35'leri güverteye koyabilmekti. F-35'lerin de B modelinin kullanılması hedefleniyordu. Ancak Türkiye'nin projeden çıkartılmasıyla birlikte farklı bir yol izlenmesine karar verildi. Bu geminin güvertesine öncelikli olarak helikopter ve insansız hava araçları yerleştirilecek. Halen İsmail Demir'in de açıklamalarını biraz sonra izleyeceksiniz. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor yaklaşık 50 civarında insansız hava aracı, 10 civarında helikopterinde bu gemi üzerinde olması planlanıyor. Türkiye Baykar tarafından geliştirilen ve gerçekten savaşlarda artık oyunu değiştiren TB2'lerin farklı versiyonu, deniz versiyonu TB3'ü bu gemi üzerinde kullanılacak ve muhtemel 2023 başında da ilk uçuşun yapılması planlanıyor. TB3 özellikler olarak kanatları katlanabilir, daha gördüğünüz bu güverte üzerinden kalkabilir özelliklere sahip olacak. Ve Türkiye bu İHA konseptiyle birlikte de yeni bir sayfayı açmayı hedefliyor. Bakalım bu nerelere doğru gidecek, ben de açıkçası çok merak ediyorum. Ama bu tür askeri görevlerin yanı sıra bu geminin doğal afetlere yardım götürme, karışıklık olan bir noktada Türk vatandaşlarının emniyetini almak veya bir yerde deprem oldu, büyük bir kaza patlama oldu. Örnek olarak da şunu vermek istiyorum. Lübnan'da meydana gelen o Beyrut'taki patlama sonrasında Fransa'da benzer tipteki gemilerini yollamıştı. Çünkü bu gemi aynı zamanda yüzen bir hastane. İki ameliyathanesi var aşağıda ve amaç burada sağlık hizmetini hızlı bir şekilde buraya doğru götürebilmek. O yüzden de olayın insani tarafı, herhangi bir facia olduğu zaman, doğal afet olduğu zaman Türk bayrağını dalgalandırmak orada da bu geminin ana görevleri arasında, barış zamanı olacak. Bunun dışında da gemi özellikle NATO operasyonlarında, Türkiye'nin deniz aşırı operasyonlarında da Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın amblemini dalgalandırmış olacak. İsterseniz şöyle bir gemiyi dolaşalım, bakalım neler var, birlikte görelim. Yani buradaki muhtelif araçlar burada konuşlanacak. Yani helikopterler ve diğer araçların konuşlandığı yer. Arkada bir asansörümüz var. Onların güverteye iniş çıkışı o asansörle yapılacak. Burada her türlü bakım, onarım ve bunlar storage, yani konumlama faaliyetleri burada devam ediyor olacak. Buradası yani geminin üzerindeki platformları taşıyacağı bir mekan, hangar diyebiliriz kısacası. Bakım onarım da burada yapılacak. Çeşitli operasyonlar da burada yapılacak ve burada da bekletilecek, güvertil olmadıkları zaman burada bulunacaklar. İşte mekanik işlemler, tamirler, çeşitli modifikasyonlar yapılacağı yer. Şu anda geminin en büyük asansörünün üzerindeyiz. Bu asansör gerektiğinde hava araçlarını veya çıkartılması gereken yükleri üstteki uçuş güvertesine doğru kaldıracak. Gerçekten çok büyük ve çok kuvvetli bir asansör. Şimdi asansörle yukarı doğru, uçuş güvertesine doğru çıktık. İlk etaptaki yer alacak başlıca hava araçlarının başında da TB3 insansız hava aracı geliyor. Bu asansörden örneğin bir bakım yapıldı, herhangi bir işlemi. Bu asansörle, çıktığımız asansörle güverteye alınacak ve buradan uçuş gerçekleştirilecek. İsterseniz biraz da geminin teknik özelliklerine bakalım. Geminin boyu 231 metre uzunluğunda, eni de 32 metre. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.436 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20.5 knot deniz mili, yani azami süratte seyir yapabilecek. Ekonomik seyir sürati ise 16 knot olarak belirlenmiş durumda. Gemi ekonomik süratiyle tam yükle en az 9.000 deniz mili seyir siyasına sahip olacak. Gemi içinde su alabilen havuza, her biri bir adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi, yani
mekanize çıkarma gemisi yer alacak. Araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı yani ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet ROMEC olmak üzere toplam 94 adet araç taşınabilecek. Uçuş güvertesinde de 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılacak. Gemideki toplam personel sayısı ise 1223. Gemide aynı zamanda tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 adet de ameliyathane olacak. Şimdi geminin zeminindeyiz. Şu benim solumda, sizin sağınızda gördüğünüz lambalar yaklaşma ışıkları. Gece gündüz operasyon yapacak veya düşük hava görüş şartlarında bu operasyonlar yapıldığı zaman bu tür lambalar hem kalkış sırasında istikametin korunması, pistin görülmesi, iniş kalkışlar açısından çok çok önemli. Burada lambaları görüyoruz. Hemen yanında da muhtemel bunlarda da tahliye için oluşturulmuş veya gerektiğinde hava araçlarında yerde bağlamak üzere oluşturulmuş mazgallar var burada. Malum dediğim gibi dalgalar arasında gidecek. Dalga vurduğu zaman, su geldiği zaman da bunların tahliye edilmesi lazım. Tuzlu su gerçekten korozyon derdi. Havacılık için çok büyük bir dert. Çünkü tuzlu su metal üzerinde korozyon yapmaya başlıyor. Bu korozyonu gidermek için de çeşitli önlemler alıyor. Kimyasal yıkamalar yapılıyor. Veya tuzdan arındırmak için tatlı suyla yıkanması gerçekleştiriliyor. Bu açıdan da deniz üzerinde uçacak hava araçlarında, başta motor ve diğer sistemler olmak üzere, deniz şartlarına uygun, marinize edilmiş halde bir teknik uygulama yapılması lazım. Gemide merak edilen konulardan bir tanesi de hava savunma sistemleri. Onlardan bir tanesini arkamda görüyorsunuz. Planks olarak adlandırılan Amerika menşeli bir hava savunma sistemi. Geminin ön ve arkasında bu makinalı topla çalışan bu hava savunma sistemi alçaktan gelen dronlara, seyir füzelerine, bunlara karşı etkili, radarıyla takip ediyor ve vuruş gerçekleştiriyor. Yakın bir zamanda da Roketsan tarafından geliştirilen Levent füzesi bu gemiye entegre edilecek. Levent de Sungur füzesinin çeşitli hedeflere göre değiştirilmiş versiyonu olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sonrasında yine Roketsan ürünlerinden UMTAS, LUMTAS gibi ürünler de TCG Anadolu üzerinde görmeye başlayacağız. Bunlarla ilgili de tabii ki sistemlerin birlikte çalışması, entegrasyonu çok önemli. Sonuçta çok ciddi, stratejik bir yapıya sahip bir geminiz var ve bu geminizin de çeşitli hava saldırılarına karşı korumanız, önlem almanız gerekiyor. Geminin rampasının üzerinden yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Ben böyle çıkarken eğim açısıyla zorlanıyorum ama hava araçları açısından bu çok önemli bir altyapı sunacak. Buradan tam hızlandığı zaman rampanın üzerinden kalkıp bir anda havayla, yüksek daha irtifayla, iyi bir hücum açısıyla tutunacak ve sonrasında tırmanmaya başlayacak. Gerçekten deniz operasyonları böyle gözünüzle gördüğünüz zaman hiç de kolay bir operasyon olmadığını burada da insan anlamış oluyor. Şimdi geminin sol tarafta yukarıda ana komuta merkezi, uçuş operasyonu, bunların yapıldığı komuta merkezini görüyorsunuz. Hemen üstte radar sistemleri var. Elektronik süit öbür tarafında. Bir geminin tabii ki hava sistemleri kadar elektronik karşı tedbirlerin konulduğu sistemlerde çok büyük önem arz ediyor. Bununla da ilgili önemli konulardan bir tanesi de bu teknolojinin sizin elinizde olması. Yani düşmanı kendiniz belirlemeniz, onun dışında koyacağınız çeşitli hava savunma silahlarını yönetmeniz açısından da elektronik altyapı büyük önem taşıyor. Evet arkadaşlar, bugün Anadolu çok maksatlı gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladığı projemiz ve İstanbul Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere ve bu gemide yerlilik oranımız 170 civarında ve çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var ve bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Ve donanmamız bu
gemiyle gücüne güç katacak. Tabii donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü ve önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak. Yani ittifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi. Tabii ileriki aşamada Anadolu gemimiz üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımızda bir taraftan Baykar firmasıyla devam ediyor. Malumuz TB3 SİHA'lar bu gemi için geliştirmeye devam ediliyor. Ayrıca ileri aşamada sadece şu andaki mevcut SİHA'larımız değil, Kızıl Elma, Hürjet gibi uçaklarımızın da bu gemiye ve bu tür gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetleri olması konusunda da tasarım aşamasında çalışmalar yapılıyor. Yani gemimiz hizmete girdikten sonra üzerine konacak helikopterler haricindeki hava platformları için, yani TB3 için, Kızıl Elma için veya Hürjet için adaptasyon ve entegrasyon çalışmaları hizmete girdikten sonra devam edecek. Ve gemimiz denizlerimizde asgari bir tabur, büyüklüğüne bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek. Tabii bugün gemimizin çeşitli fonksiyonları var. Aslında barış zamanında bir hastane görevi görebilecek, bir insani yardım verme ve aktarma görevi görebilecek, afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek, çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var içeride. Yine bu gemimizi malumunuz Mayıs 2019'da denize indirdik ve Haziran'da da deniz kabul testlerine başlandı. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Tabii bu bir kabiliyet ve malumunuz bu geminin tasarım aşamasında yabancı bir firma ile işbirliği yapıldı ama şimdi gemicilik sektörümüzün, gemi inşa sektörümüzün geldiği aşamada artık bu tür gemileri rahatlıkla kendi kabiliyetimizle tasarlayıp imal edebileceğimizi söyleyebiliriz. Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.466 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20.5 knot azam süratle 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir sırasına sahip olacak. Tabi bunlar teknik unsurlar. Bunları daha sonra yazılı da size iletebiliriz. Ama üzerinde tabi bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Şu gördüğünüz pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde demin de gördüğünüz gibi bir havuzumuz var. Orada da çıkarma gemilerimiz, çeşitli zırhlı araçlarımızı, tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecekler. Kabiliyetlerimiz bunlar. Tabii bu bir güç aktarma sistemi ve dediğim gibi barış zamanında ve afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenebilecek bir gemimiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sene sonunda kabul işlemleri sırasında da bunu kutlamayı hep beraber temenni ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün karar mekanizmalarında yer alanlara, yöneticilere, çalışanlarımıza, emeği geçen bütün alt yüklenicilere teşekkürlerimi sunuyor. Böyle bir büyük projede yer aldıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini düşünüyorum. Çünkü artık bu tür büyük projeler Türkiye için hedefte ve daha da ötesi hedefte. Onun için yolumuz açık. Kendimize güveniyoruz. Teknolojimiz gelişmeye devam ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Bugün İstanbul Tuzla'da TCG Anadolu'nun üzerindeydik. Uçuş güvertesindeydik. Gerçekten çok sayıda video haber hazırladım ama ben de ilk defa gemiyi yakından bugün görmüş oldum. Gemiyi dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalıştık. Arkasından Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarını verdik. Umarım aklınızda bu gemiyle ilgili soru işaretlerinin bir kısmını en azından aydınlatmış
olmuşuzdur. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgaozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da kanalımıza abone olur, beğen tuşuna da basarsanız bu kanalın daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunursunuz.